Bu dersimizde Oracle veri tabanı için kullandığımız istemci programlardan biri olan SQL Plus içerisinde yazdığımız sorguların, yani SQL statementlarının ve bu sorgular sonucunda çekilen kayıtların sonucunu, yani text halini, bu ekranda yazan her şeyi bir TXT dosyası olarak kaydetmeyi, arşivlemeyi öğreneceğiz. Bunun için ben hard diskimin F dizinin de code adında bir klasör oluşturdum. Bunun içerisine yazacağım. Bunu klasörümüzü oluşturdum. Bunun içerisine code.txt dosyası olarak kaydedeceğim. Bunun için ilk olarak veri tabanından connect oluyorum. HR ile bağlandım. Ve şimdi bu işlemi yapacak komutumuzu yazıyoruz. Bu da spool. Spool yazdıktan sonra pedimizi veriyoruz. Hangi klasör içerisinde, hangi dosya, hangi txt adı ile kullanacağımızı. Ben kod klasörün adını verdim ve içerisine kod.txt olarak kaydet dedim. Yolu kendim veriyorum, yani oluşturmadan. Gördüğümüz gibi direkt kendisi oluşturdu bunu. Şimdi bu açık durumda. Bu ne yazarsak bunu kaydedecek. Ben select yıldız from employees diyorum. Sorguyu aldık. Select yıldız from departments diyorum. Desk employees vesaire vesaire. Daha sonra bu sorguları istediğim kadar yazabilirim. Şimdi bunu kapatmak için spool off diyorum. Yani spool'u durdur, off duruma getir. Bunu dedikten sonra gördüğümüz gibi burada 0'dı. Bu off komutunu gönderdikten sonra 68 oldu. Yani buradaki bilgilerin tamamını kaydetti. Şimdi bunu açıyorum. Sorgularımızın hepsine bakalım. Select yıldız from employees. Daha sonra select yıldız from departments ve departmanların kayıtları ve en sonunda da desk employees sorgumuz ve kaydı bu şekilde getirilmiş oldu. En sonunda da spool off olarak komutu tekrar yazdı. Bu şekilde yazdığınız SQL statementlarını ve bunların sonuçlarını TXT olarak arşivleyebilirsiniz.